Arkadaşlar merhaba. 12. sınıf 1. KTT sınavının sorularının çözümüyle karşınızdayım. 1. verilen sorumuza baktığımızda yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başlarında emperyalist devletler açısından Osmanlı topraklarının öneminin artmasını sağlayan faktörler arasındadır. Şimdi baktığımız zaman emperyalist güçler tabii ki biliyorsunuz ki sömürgeci güçler demektir arkadaşlar. O zaman sömürülecek olan yerleri bulmanız lazım aslında ya da stratejik konumu çok önemli olan yerleri bulmanız lazım arkadaşlar. Şimdi bir kere Osmanlı'da zaten gelişmiş fabrikalar olmadığını biliyorsunuz. Üçüncü verilenleri direkt olarak eleyelim isterseniz. Bir kere boğazlar kesinlikle Osmanlı'nın stratejik konumunun ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Biri kesinlikle almamız gerekiyor arkadaşlarım. Aslında bakın eleyerek yaptığımda da doğru yanıtı bulmuş oldum. Boğazlar Süveyş kanalı biliyorsunuz İngiltere'nin özellikle sömürgelerine giden yoldur. Orta Doğu petrolleri de biliyorsunuz sanayi devrimiyle birlikte gerçekten çok önem kazandığı için doğru yanıt olarak Bursa'yı işaretleyelim ve ikinci sorumuza geçelim. Bu Trablusgarp Savaşı ile ilgili bir sorumuz arkadaşlar. Bu durumla ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir diyeceğiz. Bakalım isterseniz. İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adalara asker çıkartıp Rodos ve 12 adayı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan İttifakı kuruldu ve Balkan Savaşları patlak verdi. Şimdi buna bakarak İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir. Baktığımız zaman aslında olabilir. Bakın Rodos'u işgal ediyor, 12 adayı işgal ediyor, Trablusgarp'ı işgal ediyor. O zaman bunu doğru kabul edeceğiz arkadaşlarım. Birsiz olan şıklarımı direkt olarak eleyelim. İkiye baktığımda Balkan devletleri Osmanlı Devleti'nin zor durumunu fırsat bilip, biliyorsunuz ben Trablusgarp'ta savaştayım, bunu fırsat bilip Balkan savaşlarını patlattıkları için kesinlikle ikinci verilene de ulaşıyorum. İki sizleri elediğimde. Üçüncü verilene baktığımız zaman arkadaşlar Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları'nın aynı tarihlerde başladığına dair bir bilgi yukarıda verilmediği için 3'ü elediğimde doğru yanıt olarak Denizli'yi diyorum ve çıkmış bir soru olması dolayısıyla da öneminden bahsediyorum. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda arkadaşlar 1871 yılında birliğini sağlayan Almanya, Hindistan'a giden ticaret yollarını kesmek ve aynı zamanda Osmanlı padişahı olan halifenin manevi gücünü kullanarak bölgedeki Müslümanları ayaklandırmak istemiştir. Almanya, Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz sahibi olmayı amaçlayan bu yaklaşımıyla aşağıdaki devletlerden hangisinin üstünlüğüne son vermek istemiştir? Bakın arkadaşlar, Hindistan'a giden ticaret yollarını kesmek istiyorsa hangi devletin uzak doğuda çok fazla sömürgeleri vardı? Tabii ki İngiltere'nin. Doğru yanıt olarak Adana diyelim ve 4. sorumuza geçelim. Yine Trablusgarp Savaşı ile ilgili bir soru arkadaşlarım. Trablusgarp Savaşı'nda beklenmedik bir direnişle karşılaşan İtalya, savaşı karadan kendisinin üstün olduğu denize kaydırmak amacıyla hangilerini gerçekleştirdiği savunulabilir diyor arkadaşlarım. Rodos ve 12 adayı işgal etmek, bunu tabii ki alacağız. Çanakkale Boğazı'nı abluka altına almak, bunu kesinlikle alacağız. Ege kıyılarındaki liman kentlerini de topa tutmaya aldıktan sonra doğru yanıt olarak Edirne'yi işaretleyeceğiz ve 5. sorumuza geçeceğiz. 5. soruda Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kalan son topraklarını almak ve Türkleri Balkanlardan tamamen atmak amacıyla 20. yüzyıl başlarında ittifak oluşturmuşlardır. Bu durum hangilerine zemin hazırlar? Bakalım. Yeni çatışma ve gerginlikler muhakkak yaşanacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki ittifak varsa, bana karşı kurulduysa bu bir savaş sebebidir. O zaman birsiz olan şıklarımı eleyelim. Panslavizmin güç kaybetmesi, arkadaşlar burada Panslavizmin güç kaybettiğine dair bir durum söz konusu değildir. İkili olanları eleyelim. Balkanlardan Anadolu'ya göç hareketlerinin başlaması da, farkındaysanız beni Balkanlardan atmaya çalışıyorlar bu insanlar ve Balkanlardan beni attıktan sonra Balkanlardan Anadolu'ya çok fazla göç hareketlerinin yaşandığını da size konu anlatımında anlattığıma göre o zaman doğru yanıt olarak Edirne'yi işaretleyelim ve 6. sorumuza geçelim. 6. soruda 1. Balkan Savaşı'nın kötü yönetildiğini savunan ve bu durumdan hükümeti sorumlu tutan İttihat ve Terakki Cemiyeti hangisini gerçekleştirmiştir dediğimizde, biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'ndeki ilk darbe olan Bab-ı Ali baskını 1. Balkan Savaşı'nın kötü yönetildiğini savunan İttihatçılar tarafından yapılmıştır dedikten sonra doğru yanıt olarak Ceyhan'ı işaretleyelim ve 7. sorumuza geçelim.
Yedinci soruda İtalya ile yapılan Uşi Antlaşması'yla Osmanlı Devleti Trablusgarp'ta halifeye bağlı din işlerinden sorumlu bir temsilci bulundurulmasını istemiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tutumu yaşanması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Bakalım arkadaşlar. Trablusgarp'taki Müslümanlarla dini ve kültürel bağların devam ettirilmek istenmesini kesinlikle almak durumundayız. Birsiz olan şıklarımızı eleyelim isterseniz. Kaybedilen bölgelerde kalan Türklerin azınlık haklarını korumaya çalışmak. Arkadaşlarım, Trablusgarp'ta Türkler yok, biliyorsunuz ki bu verilen bilgi zaten yanlıştır. Bu nedenle ikili olan şıklarımı da elediğimde zaten direkt olarak karşınıza yalnız bir çıkacaktır. 8. soruya baktığımız zaman 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın zor durumundan yararlanan Osmanlı Devleti Londra Antlaşması ile belirlenen Midye-Enes hattını geçerek hangilerini ele geçirmiştir diyor arkadaşlar. Bakın, yine direkt olarak bir AYT sorusudur kendisi. Midye-Enes çizgisini eğer geçip bir yerleri ele geçirdiysek bu tabii ki sadece Edirne ve Kırklareli olacaktır. Çünkü biliyorsunuz 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a o toprakları vermiştim ben zaten. Bu nedenle doğru yanıt olarak Bursa diyelim ve 9. sorumuza geçelim. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ıslahat fermanı, tanzimat fermanı ve meşrutiyetin ilanı ile ulaşılmak istenen ortak amaç istiyoruz arkadaşlar. Ben size bunu bakın derste direkt olarak hep söyledim. Bu sorunun doğru yanıtı tabii ki Adana'dır. Çünkü Osmanlı Devleti, biliyorsunuz, bu yukarıda verdiğim size ıslahat fermanı, tanzimat ve meşrutiyet aslında Osmanlı'daki demokratikleşme sürecidir. Ama biz demokratik olmak için değil, toprak bütünlüğümüzü korumak adına yapmıştık. Peki diğerleri niye yok dediğiniz zaman, mesela halkın yönetime katılmasını sağlamak, eğer sadece meşrutiyeti verseydik evet bu olabilirdi. Çünkü ıslahat ve tanzimatta biliyorsunuz halk yönetime katılmıyor. Yönetim biçimini değiştirmek yine sadece meşrutiyetle alakalıdır. Anayasa keza aynı şekilde. Padişahın otoritesi biliyorsunuz bunlarla artmaz, bilakis azalacaktır. Bu nedenle doğru yanıt olarak Adana'yı verelim ve 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuzda arkadaşlarım yine Trablusgarp'la ilgili bir soru sordum sizlere. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesinde etkili olan unsurlardan hangilerinin işgali kolaylaştırıcı nitelikte olduğu sanılabilir diyor. Bakalım isterseniz. Birinci verilen, Osmanlı Devleti'nin bölgede yeterli askeri gücünün olmaması kesinlikle işgali kolaylaştırıcıdır. Trablusgarp'ın coğrafi olarak İtalya'ya yakın olması kesinlikle işgali kolaylaştırıcıdır arkadaşlar. İtalya'nın sömürge elde etmek istemesi aslında çok da fazla işgali kolaylaştırmasıyla bir alakası olmadığı için, yani bu sadece savaşın nedeni olması dolayısıyla 3'ü kabul etmiyoruz. Doğru yanıt olarak Denizli'yi işaretleyelim ve 11. sorumuza bakalım. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde pek çok alanda değişim yaşandığı görülmektedir. Bu aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir diyor bakın arkadaşlar. Sınırlarımızda değişiklik tabii ki var. Kültürel hayatımızda tabii ki batılılaşmaya başlıyoruz biliyorsunuz bu dönemde. Yönetim anlayışı meşrutiyet geliyor biliyorsunuz. Yine bir değişiklik var. Nüfus bakımından da tabii ki değişikliklerimiz var. Çünkü kaybettiğimiz yerlerdeki insanlar biliyorsunuz yavaş yavaş artık Türklerin yoğun yaşadığı bir devlet haline gelecek. Ama hanedan üyesinde Osmanlı Devleti'nde hanedan ailesi hiçbir zaman değişmemiştir. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu nedenle Edirne diyelim ve 12. sorumuza geçelim. Şimdi Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları ile ilgili bir soru. Osmanlıcılığımız var, Türkçülük var, İslamcılık var. Ulaşılmak istenen temel amaç istiyoruz arkadaşlarım. Bakalım isterseniz. Müslüman halk arasındaki birlik ve beraberlik sadece İslamcılıktan geleceği için ortak yargı kabul edilemez. Gayrimüslimlerin ayaklanmalarına karşı tedbir almak Osmanlıcılıktan geleceği için ortak yargı kabul edilemez. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına engel olmak tabii ki doğru yanıtı buldum arkadaşlarım. Bakın, Ceyhan şıkkı doğru kabul edilecektir. Osmanlı Devleti'nde demokrasinin gelişmesi ya da Türk nüfusunun yoğunluğunu arttırmakta olmadığı için, çünkü ortak yargı istiyoruz biliyorsunuz ki, bu nedenle Ceyhan diyelim ve 13. sorumuza geçelim. Berlin Anlaşması'nda Bosna Hersek Osmanlı Devleti'nin topraklarından sayılacak. Bakın dikkat edin, yanıt buradan gelecek. Fakat geçici olarak yönetimi Avusturya'ya bırakılacak. Yani toprak aslında benim ama yönetim Avusturya'ya bırakıldıysa, aslında burada direkt olarak sizlere Bursa şıkkını söyleyebilirim arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmamıştır, evet. Çünkü toprak benim toprağım kabul ediliyor. Ama egemenlik alanım daralmış. Neden derseniz, çünkü yönetim Avusturya'ya bırakılmış.
14. soruya baktığımızda ortak sonuç arayacağız arkadaşlar. Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması, milliyetçilik akımının yaygınlaşması ve Rusya'nın Balkanlarda panslavist politikası izlemesinin ortak sonucu ne olacaktır dediğimizde baktığımız zaman tabii ki azınlıkların bağımsızlık için isyan etmeleri olacaktır. Yani doğru yanıt olarak Adana'yı bulabilirsiniz arkadaşlarım. Çünkü diğerleri Osmanlı toprak bütünlüğünün savunulması ile bir alakası yok biliyorsunuz. Padişahın yetkilerinin artırılması tabii ki değil. Çünkü merkezi otorite zaten zayıflamış. Demokratikleşme süreciyle de alakası olmadığı için son sorumuza bakalım. Edirne Anlaşması ile ilgili yukarıda verilenlerden çıkacak en genel yargıya bakacağız arkadaşlar. Sırbistan'a özellik tanınacak, tamam, iç de serbest dış da bağlı olacak, Eflak ve Boğdan'a ayrıcalıklar verilecek ve Mora Yarımadası'nda Yunan Devleti kurulacak. En genel yargıya baktığımız zaman farkındaysanız artık milliyetçilik hareketlerinin yavaş yavaş hedefine ulaşmaya başladığını görebilirsiniz. Buranın da yanıtını Bursa olarak söyleyelim ve bu testimizi bitirelim.